<laughs> sonuç olarak e, bir kafa bütünlüğüyle çıkıyorsunuz. E, sonra bir şaşırtıcı bir şey ama e, <laughs> evet. Ba ama size dedim. Ba Neyi dediniz? Aşağıda dedim. <laughs> <Öyle gülüyor> Ay bu konuyu demedim de. Ya yani <laughs> eşiniz biliyor muydu? Çocuğunuz biliyor muydu bu açıklamayı burada yapacağınızı? Söylemişsinizdir herhalde. Yani. Ben kararımı paylaştım tabii evet. ki. Yani ama çok öncesinden biliyor. Bugünle ilgisi yok. Anladım. İyi saklamışlar ama demek ki parti içinde bir <laughs> e, şey Yok partide iyi. de arkadaşlarımız biliyor. Hı -hı. Ben mesela Cumhurbaşkanı Meral Akşener diye... Ya da ben kötü bir gazetecilik olarak biz duymamışız. Bilemiyorum tabii. Cumhurbaşkanı Meral Akşener diye şey yapıyor arkadaşlarımız, slogan atıyorlar. Ben durduruyorum mesela onu. Oradan uyanmalıydık zaman... yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben size şunu söyleyeyim. Ben bu ülkeden aldım. Suat Bey ödeyeceğim. Aldıklarımı ödüyorum. Aldıklarımı ödeyeceğim. Dolayısıyla da... E, ne aldınız, biz... ne ödüyorsunuz? Ben ne, ne mi aldım? Bir köyde doğmuş bir kız çocuğu olarak bu devlet okuttu beni bu milletin parasıyla. Önce üniversite bitirdim. Üniversitede hoca oldum. Sonra bu ülkede milletvekili seçildim. Sonra bakan oldum. İçişleri gibi bir bakanlığa bir kadın tarihinde ilk. Sonra da bugün de karşınızda meclis başkan vekili oldum. Ve bugün de karşınızda İyi Parti'nin, mecliste grubu olan bir partinin genel başkanı olarak oturuyorum. Ve bütün bunları devletin okutması, cumhuriyetin okuttuğu, o kurumların okuttuğu ama milletin vergisiyle okutulmuş bir insanım ben. Biz maalesef bizim yaş grubu ee, yeni gençlere diyoruz ya yurt dışına gidecekler, edecekler. O çocuklara sizin benim elde ettiğimiz şansları ortadan kaldıran bir sistemin kurulmasını engelleyemedik. Evet. Şimdi bu sistemin değişmesini sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam. Buna kararlıyım. Cumhurbaşkan, yani Cumhurbaşkanı adayı değilsiniz. Seçime gittiniz. E, adayınız Cumhurbaşkanlığını kazandı, kazanamadı. Dolayısıyla mevcut sistem devam etti. Siz başbakan olamadınız. O durumda ne yapacaksınız? O zaman gelince konuşuruz. Ama yani biz ben ikinci bir seçenek hiç düşünmüyorum. Hatırlayın İstanbul'un alınabileceğini söylediğimde bana kimse inanmamıştı. Hatırlayın. Özelde konuştuğumuzda iddialara giriyordum. Ankara'daki gazeteci kardeşlerim biliyor. Hı hı. Şunun hesabını... Ve kazandık. Ben Sayın İmamoğlu'nun adaylığını sağlayan şahıs değilim. Sayın İmamoğlu'nun adaylığını ortaya koyan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı Sayın Kılıçdaroğlu yani Hı. onun ferasetidir. Ama Sayın İmamoğlu'nun seçileceğini, seçilmesi için ne gerekiyorsa şahsen ve partisel olarak yapacağımı söyledim. Oldu. Tamam oldu ama. Vatandaş uy yani bu konuda kararlı görünüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. En fazla da sokak bilgisi an itibariyle siyasi olarak bende. Öyle ama e, şu. Yani. Ağla, Niye siz benim şimdi e, siyasete dair böyle atacağımız adımların için şimdi rakiplerimize bildirelim. Ağla, Tamam şimdi sormak tabii. Alamadınız. <laughs> e, ne yapacağımıza o gün bakarız diyorsunuz şimdi, ama riskli bir karar değil mi bu? Yani Yok. o gün yani işte hayır hayır. Şey e, e, değil, eğer eğer tarihsel gemileri yakmamış olsaydı Endülüs alamazdı. <laughs> Neyse ama e, Evet ben tarihçiyim. Peki e, Atatürk Samsun'a çıkmasaydı İstiklal Savaşı olmazdı. Havza'ya gitmeseydi olmazdı. Amasya Genelgesi'ni yapmasaydı olmazdı. Yolda öldürülebilirdi, ölebilirdi, şehit düşebilirdi ya da güçle sıkışsaydı olmazdı. Dolayısıyla ortada bir risk görmüyorsunuz. Yani siyasi hayır, hayatınızı hayır, hayır. riske sokacak bir karar hayır, olarak hayır, görmüyorsunuz. Hayır hayır. Ya yani benim yani bir siyasi hayattan ziyade bakın bir vatandaş olarak bu ülkeden almış bir kişi olarak tekrar söylüyorum bu gençlere Z kuşağı Z kuşağı diye konuşarak geziyoruz da o Z kuşağına dair görevlerimizi yerine getirmenin yolu birincisi bu ucube sistemin değiştirilmesi. Bunun ortadan kaldırılması, tek adam sisteminin ortadan kalkması. Bakın Sayın Erdoğan Amerika'ya gitti. Döndü geldi hem Cuma namazında hem Amerika'da yaptığı konuşma Biden'la ilgili yani hiç iyi şeyler olmadığını söyledi. Bunu bir psikolojik profil olarak incelediğimizde ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Türkiye özne değil orada. Sayın Erdoğan'ın özne. Sayın Erdoğan'la niye Biden görüşmemiş? Şimdi çok iyi görüştüğünü, çok iyi çalıştığını iddia etti Bush zamanında. Bush'un oğlu, oğlu Bush zamanında. Biz neler yaşadık? askerimizin kafasına Süleymaniye'de çuval geçti. Çuval geçti ve 4 Temmuz'da geçti. 4 Temmuz'da 2 gün boyunca 60 saat tutuldular. 2 gün boyunca kimseye ulaşılamadı. Özel olarak orada geçti. Müzik notası mı dedi Sayın Erdoğan? Nereye de şeyle yakın plan ahbaplık edilmiş. Bakın özne kendisi Türkiye değil. Ülke şahsının diyor şahsım devleti, şahsının devleti olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra Obama devri. Obama'da ne oldu? Obama zamanında Süleyman Şah türbesi geldi bu tarafa. Çok yakın arkadaş olduğu dostum Trump'ta ne oldu? Br Branson oldu. Ondan sonra ne oldu? Ahmaklık etme diye mektup yazdı. Kısaca geçiyorum. Gelin dostum Putin yalnız başına Putin'le görüşecekmiş. Putin'le ne oldu? Putin'in 34 gencimiz, askerimiz şehit. Apar topar gidildi bu kadar yakın dostluğun neticesinde kapılarda bekletildi. Hepimizin gözü önünde ve 34 şehidin kanı yerde kaldı. Sonuç itibariyle gelinen nokta. Şimdi bakın burada Sayın Erdoğan'ın kendisi şahsı mesele değil ki. Sayın Erdoğan yerine başka biri de olabilirdi. O güç tek kişinin ne bu başkanlık sistemi ne yarı başkan. Ya bu bambaşka bir şey. Bir ucube sistem. Yeter ki bu. buradan çıkalım diyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın içinde bulunduğu ruh hali bu ülkeyi yani o güç bu ülkeyi uçurumun kenarından aşağı doğru düşürüyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz hani Z kuşağı Z kuşağı bu çocuklara yaşayabilecekleri, hayal edebilecekleri demokrasi kamil, hukukun üstünlüğü sağlanmış, adaletin Kanunlar, adaletin sağlandığı, kanunların hüküm sürdüğü, liyakata gayret edilecek, israfın geçtiği, yolsuzluğun ortadan kaldırıldığı ve kayrılmanın ortadan kaldırıldığı bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Dolayısıyla ben kendimi bu konuda başından beri söylediğim bir şey var. Bir yani bu ülkenin önünde takoz olmayacağım dedim, tıkamayacağım dedim. Bunun anlamı zaten bu. Bugün sizin programımızda da net bir şekilde söylüyorum. Bu farkı da anlatabilmek için söylüyorum. Hı hı. Yani biz Sayın Erdoğan'ı yerine Erdoğan seçmiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Ve ona uyacak bir Cumhurbaşkanı. Onların hepsi kağıt kuyut altına alınıp vatandaşla paylaşılarak seçime bir gidecek. Bir deklarasyonla gidecek. Tabii gidilecek. ki herkes imzasını atacak. Hı hı. Ve ben Elimden ne geliyorsa seçtirmek için çalışacağım. Peki şu anda bir isimlendirme, Cumhurbaşkanı yok, adayına yok. isimlendirme noktasına gelindiğini düşünüyor musunuz? Ya da öyle görüşmeler yapıyor musunuz? Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yapmadık. Samimiyetle söylüyorum. Zaten şimdi bakın bunu merak eden şey Cumhur İttifakı'nın bileşenleri. Cumhur İttifakı e, çok merak ediyorsa alsınlar kararı. Biz 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiz zaten. Hayır onların ekran yani orada ekranlarda biz çok sık şeyi görüyoruz işte. İmamoğlu mu kazanır Bakın, benim için, bakın i̇şte, benim için, benim için şöyle Ekrem Bey, Mansur Bey, Kemal Bey veya bir başkası ki yani onlarla ilgili vay efendim olur olmaz gibi bir itirazım yok. Bakın bu netlikte. Yeter ki anlaşalım. A hayır, o seçilecek Şahsın makamının ne olacağını söylüyorum ben. Anlıyorum. Heh, yani ona talip olmak esas. Belediye başkanlarının adaylığı olması. Bakın olması. tekrar söylüyorum. Hı. Kiminle alabileceksek gidebiliriz. Ben belediye başkanlarının şöyle olması böyle onların itamiri görev amiri ben değilim. Dolayısıyla öyle bir yorum asla yapmadım, yapmam. Sonuçta dedim, sözümün başında dedim ki evet millet İttifakı olarak çok gayret ettik ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisinin listesinden aday oldu ve kazandı bu arkadaşlarımız. Yani onların genel başkanı. Ben de evet yani gayreti olmuş bir şahısım ama sayın Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla o parti içi bir meseledir ben ona karışmam. Ee, yani on bunu...